Değerli dinleyiciler, Kırmızı Kedi başladı. Ben Irmak Hekimoğlu. Bu hafta yine çok özel bir yayınla sizlerle beraberiz. Konuğum gazeteci ve iletişim profesörü Profesör Doktor Haluk Şahin. Kendisiyle 29. kitabı olan ancak ilk romanı olan Babali'de Cinayet Gazeteciyi Kim Öldürdü kitabını konuşacağız. Haluk Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Babali'de Cinayet Gazeteciyi Kim Öldürdü? Dediğim gibi 29. kitap ama ilk roman. Nasıl ortaya çıktı bu roman? Biraz yazarlık serüvenimden söz etmem gerekiyor. Ben edebiyat çıkışlı bir insanım, edebiyat çıkışlı bir genç idim. Bursa'da okuduğum yıllarda, ortaokulda ve lisede yerel gazetelerde sanat, kültür sayfaları vardı. Kendimi o sayfalara katkıda bulunan bir grubun içinde buldum. Ve her Türk genci gibi ben de şiirler yazıyordum o dönemde. Çünkü her Türk şair doğar. En azından o zamanlar şair doğardı. Sonraki yıllarda karikatürist doğmaya başladı. İşte sonraki yıllarda da grafisyen haline geldi. Ben hala şair doğdukları döneme denk geldim. Şiirler yazıyordum. O edebiyat grubunun edebiyat öğretmenleriyle ilişkileri vardı. Ve aslında hepimize yol gösteren Muzaffer Gürses adlı edebiyat hocamız bana Haluk sen sadece şiir yazma, düz yazı yaz, öykü yaz falan dedi. Ben de öyküler yazmaya başladım. O zaman işte ceplerimizden biriktirdiğimiz harçlıklarla ufak dergiler çıkartırdık. Bir sürü dergiler çıkarttık. Oralarda benim öykülerim çıktı. Daha sonraki yıllarda da öyküler yayınlamaya devam ettim. Örneğin sizlerin kuşağının değilse bile sizlerden öncekilerin de hatırlayacağı Halkın Dostları dergisinde, Yeni Dergi'de falan öykülerim çıktı. Derken hayat rüzgarları başka yerlerden esmeye başladı. Yani ben hep bir edebiyatçı olmanın hayalini kurarken kendimi önce bir hukuk fakültesi öğrencisi, sonra iletişim üzerine doktora yapan bir akademisyen, sonra üniversitelerde ders veren biri, sonra gazete yöneticisi, köşe yazarı gibi rollerde buldum. Bunların hepsi çok talepkar alanlar olduğu için her ne kadar edebiyatla bağlantım tam olarak kopmasa da başka denizlere doğru sürüklendiğimi hissettim. Bu içimde hep bir ukde olarak kalmıştır. Yani kendi kendime hep şu soruyu sormuşumdur. Böyle bir yeteneğim olduğu söyleniyordu. Ama ben bu yeteneğime onun hak ettiği fırsatı tanımadım. Acaba tanısaydım ne olurdu? Hayat hikayem ne kadar farklı olurdu? Ha belki hiçbir şey çıkmazdı. Belki üçüncü sınıf bir yazar çıkardı. Belki daha iyi bir yazar çıkardı ama onu bilemiyorum. Ben öbür tarafa gittim, öbür tarafta başarılı oldum. Televizyoncu olarak, yazar olarak, köşe yazarı olarak tonlarla ödül aldım, kitaplar yazdım vesaire. Ama hep aklımın köşesinde kaldı. Derken yaşım 60'ı geçtikten sonra şu soru da kafama takılmaya başladı. Peki arkadaş, binlerce köşe yazısı yazdım. Bunlardan bazılarının içinde çok güzel cümleler, çok güzel paragraflar var. Öğrendiğin, bildiğin bazı şeyleri de burada anlattın. Ama bunlardan kaçı yarına kalacak? Bunlar buz üzerine çizilmiş resimler bir yerde. Hani niye kalıcı bir şeyler de yapmayasın diye düşünmeye başladım. Ve şöyle laflarda söylemeye başladım. Shakespeare'in bir sonesi benim olsun, bütün yazdıklarım onların olsun. Veya işte Ahmet Haşim'in bir şiiri benim olsun, bütün yazdığım gazete yazıları onların olsun. Çünkü aradan bu kadar zaman geçtikten sonra hala ezbere işte akşam yine akşam söylüyoruz ve derdimizi öyle ifade ediyoruz falan. Böylece şiire döndüm. Şiir yazmaya başladım. Zaten şiirsel bir geçmişim vardı. 3 şiir kitabı yayınladım. Ama şey değil yani büyük şairler gibi şiirin kaderini değiştirmek üzere şiir yazmadım. Ülkenin kaderini değiştirmek için de şiirler yazmadım. Çünkü bizim büyük şairlerimiz öyledir. Yani ya şiiri değiştireceklerdir veyahut da ülkeyi kurtaracaklardır. Ben doğrudan doğruya her yurttaşın şiir yazmasının yararlı olduğu düşüncesiyle şiir yazmaya başladım. Çünkü şiir bir yerde hayatı algılamanın yollarından biri ve şiirle hayatı daha yoğun algılayabiliyorsunuz. İfade etme biçiminde. Ve onu paylaşıyorsunuz. Yani bir yaprağın üzerinde yürüyen bir karıncaya baktığınızda o çok sıradanmış gibi görünen şeyden belki hayatın bütün derinliklerini
sizin önünüzü açan bir şey çıkabiliyor. Derken oğlum, sinemacı oğlum Emre bana dedi ki baba, çok uzun yıllardır Babıali'deyiz hakikaten. 1974'ten beri Babıali'yim. Gerçi ilk yazım 1965'te çıkmıştı ama yani 40 veya 50 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Bütün Türkiye'nin önemli gazetecileriyle birlikte çalıştım, yan yana oldum. Yakın vesaire. Dostlarınızmış. Çetin evet. Emeç, Uğur Mumcu. Çetin Emeç, Uğur Mumcu, İsmail Cem ve evet. Diğerleri. Niçin Babıali'de geçen bir şey yazmıyorsun? Bir sinopsis yazmıyorsun falan dedi. Oturdum onu yazdım. Sonra onu tretman haline getirdim sinema için. Çekilecekti ama sinemanın zamanı, takvimi yazarlıktan farklı. Belki günün birinde bugüne çekilecek. Yani zaten kitapta Emre'ye adanmıştır. Evet. Belki fark etmişsinizdir. Yani bana bu fikri verdiği için. Derken dedim ki ben bunu niye romanlaştırmıyorum? Çünkü bu konu benim çok iyi bildiğim konu, içinden yaşadığım bir konu. Bir de iskelet var. Yani biz genellikle şeyi biliriz. Romanların senaryolaştırılmasını biliriz. Evet. Ama senaryoların romanlaştırılması o kadar çok bilinen bir şey değildir. İlk değil benimki ama bir sürü daha var. Fakat daha az olan bir şey. Onun üzerine çalışmaya başladım. Çalıştıkça şunu fark ettim ki orada iyi bir yapı var. Ama romanın da kendi talepleri var. Yani karakterleri biraz daha geliştirmelisiniz. Fonları artık görüntülerle anlatmayacaksınız. Sözlerle anlatmak zorundasınız. Yani boğazlı bir sahneyi sinopsisi de tretman olarak yazarken sadece diyalogla yetinebilirsiniz. Ama bunu romanda anlatmaya başladığı zaman ve işte bu sırada bir turist teknesi efendim ışıl ışıl donatılmış geçmekteydi. Ve oradan işte şöyle türkülerin sesleri yükselmekteydi demek zorundasınız öbür taraftan. Böylece çıktı ve baktığım iyi bir şey de gidiyor. Hoşuma da gitti. Ve hatta başka bir yerde size de söyleyeyim. Geçen sene bir ara Mart ayında kalp krizi geçirdim. Geçmiş oldu. Ondan sonra işte normal bir şey bizim yaşlarımıza gelince. Siz yani, bu arada 60'ı geçince dediniz ama gerçekten hiç göstermiyorsunuz maşallah. Ben 70'i de geçtim. Oo. Tabii 70'i de geçtim. 60'ı geçtikten sonra şiire başladım. 70'i geçtikten sonra da romana başladım. 80'i geçtikten sonra artık biyolonsele mi başlarım, kemana mı başlarım? ona karar veremedim. Şey dedim ya, güzel bir roman yazıyorum. Hani umarım roman bittikten sonra, yani öleceksem de, herkes ölecek bir yerde. Onu böyle bir trajik bir şey olarak söylemiyorum. Hani aklımdan geçen bir düşünce olarak. Dur ya, ben şunu bir an önce bitireyim. Hatta işime de söylüyordum, bak şimdiye kadar yazdıklarım şurada. Ondan sonra hani ne olur ne olmaz, herkes her an her şey olabilir. Bunu şey olarak, hani böyle bir dramatik bir feryat olarak algıladı bazıları, o manada söylemiyorum. Yani bazı şeyleri insan, yani bankada diyelim çocuklarınızın okuması için ayırdığınız bir hesap var. Ve sizden başka hiç kimse öyle bir hesabınız olduğunu bilmiyor. Ama hastalanıyorsunuz. Ya onu birine söyleyin artık. Evet. Hatırlıyor muyum? Tabii. Yani benimki böyle bir şeydi. Derken uğraştım ve kitap bitti. Çok uzun bir kitap değil. Evet. 220 sayfa civarında. Böyle olduğuna memnunum, bittiğine memnunum. Etraftan çok şeyler duyuyorum ve işin ilginç tarafı, hadi bakalım bir daha seslerini duymaya başlıyorum. Evet. Hatta abim bile bana dedi ki, ya Haluk sen bu yaştan sonra bakarsın bir de bu türden romanların yazarı olarak hayatını kazanırsın dedi. Benim çok hoşuma gitti. Yani ben espri de olsa hoş bir şey böyle yüreklendirilmek. Devamını biz de bekliyoruz, gerçekten çok güzel çünkü. Ben tabii okurken kitabı gazetecilik anlayışına biraz daha dikkat ettim. Gittikçe değişen, bozulan bir gazetecilik misyonu var. Hatta parçalanan bir gazetecilik misyonu var benim gözümde. Ama tabii bu benim gözümde. Kitabın konusu nasıl, sizden biraz dinleyebilir miyiz? Ben bütün o süreci baştan sona yaşadım. Yani 74 yılında TRT'de başladım. 80'li yıllarda Babıali'nin dönüşümünü, değişimini yaşadım. Sonra özel televizyonların gelişini, gazetecilik dışı sermayenin Babıali'ye girişini, gazetecilik dışı patronların gazeteleri yönetmeye başlayışını, gazetelerin zamanla medyanın bir parçası haline gelişini ve bu arada asıl marifeti yazı yazmak veya yorum yapmak değil, işte lotarya ayarlamak veya ihale ayarlamak olan iş adamı kafalı insanların
yavaş yavaş sözünün geçerli hale gelmesini falan adım adım içinden yaşadım. Bazen yönetici olarak onlarla mücadele etmek zorunda kaldım. Bazen yazar olarak onlara karşı yazılar yazmak zorunda kaldım. Bazen de işsiz kaldım. Bu dönemi çok çok iyi hatırlıyordum. Sonra tabii 2000'li yıllara geldi. 2000'li yıllarda bu yapısal değişime ve bozulmaya bir de siyasal baskılar eklenince gazetecilik yapmak daha da zorlaştı. Türkiye'de zaten siyaset kurumuyla gazetecilik kurumu arasındaki ilişkiler her zaman sorunlu olmuştur. Hiçbir zaman pırıl pırıl olmamıştır. Bu Türkiye'de basının doğuşuyla ilgili bir şey. Hani konjenital, doğuştan gelen hastalıklar derler ya. Doğuştan gelen bir hastalığımız var. O da nedir? O da şudur. Türkiye'de gazetecilik devleti yönetmeye talip olan kesimlerin fikirlerini açıklamak üzere çıkarttıkları organlardır. Buna karşılık Batı toplumlarında, sivil toplumun içinde, sivil toplumun enformasyon ihtiyacını gidermek üzere çıkmış olan şeylerde farklı bir yerden geliyoruz. Fakat ben bu yozlaşmanın çok çok ileri boyutlara gittiğini gördüm. Dahası bir de yapısal faktör işin içine girmişti. İnternet girdi. İnternetle beraber geleneksel eski medyaların ayakta kalabilmesi daha da zorlaştı. Bu oradaki mücadeleyi daha da acımasız bir hale getirdi. Böyle bir ortamda buldum yani son dönemde Babali'yi. Nitekim kendimle 1910 yılında o Babali'den tasfiye edildim. Hatırlıyor muyum yani Türkiye'de işte bir takım insanlar işte Uğur Dündarlar, Yılmaz Özdiler veya başkaları niye tasfiye edildiyse benzer nedenlerle kötü yazdığım için değil uygun bulunmayan şeyleri yazdığım için köşesiz kaldım. Veya iyi bir şeymiş yani sonradan geriye dönüp baktığında hani eğer öyle olmasaydı belki de bu romanı da yazamazdım. Yani hayat böyle. Her şeyi ondan uzaklaştıkça farklı alanlar kazanabiliyor. O bakımdan o Babali'yi özellikle anlatmak istedim. Yani sizlere biraz anlatmak istedim. Sizin kuşağınıza. Evet. Ama daha da önemlisi sizden de sonra gelecek olan kuşaklara. Uğur Dündar benim kitap için şey dedi yani ileride ya bu Türk basına da ne oldu bu 2000'li yılların başında 21. yüzyılın başlarında diye soranlara Haluk Şahin'in kitabını okuyun öyle diyecekler dedi. Belki sizin de başınıza gelmiştir. Bir takım dönemleri iyi anlamanın en iyi yollarından birisi o dönemlerde bir romanlar okumaktır. Evet. Sanırım umarım benim romanım da öyle bir şey olacak. Bir de şöyle enteresan bir şey var. Bunu yazdıktan sonra daha çok keşfettim. Yani gazeteciler işte Türkiye'de yazar çizer insanlar. Yazar çizer insanlar çoğu gazeteci olur. Hele eskiden biraz okur yazar ise gazeteci olurdu. Onların çok çok Babali romanı yazmış olmalarını beklersiniz normal olarak. Çünkü herkes yani Babali'ye girenlerde biraz da ego vardır. Yoksa bile orada gelişir. Onlar herkes anlatacakları hikayeleri olduklarını düşünürler. Buna rağmen Babali'de geçen çok az roman var. Yani bir işte bir edebiyat tarihimizden 1898'de yazılmış olan Halit Siyah Uşaklıgil'in Mai ve Siyah'ı evet. Ki o yani kenarından anlatır. Aynen. O zamanın Babali'sini. İşte bir de son dönemlerde aradım hatta Facebook'tan da sordum. Yani ben bir tek Ahmet Ümit'in kuklasını buldum. Yani tamamen evet, Babali'de geçiyor gibi. Var. Başka neler var falan pek de öneren olmadı. Demek ki gazeteci milleti anı olarak yazmayı tercih ediyor. Onlarca, yüzlerce anı kitabı var. Evet. Ama bunu edebiyat haline dönüştürüp yazmak isteyen pek fazla insan çıkmadı karşıma. Hadi ben bari öyle yapayım dedim. Kitabın içeriğinden ben çok bahsetmek istemiyorum ama böyle minik minik yerlerde dinleyicilerimizin en azından merak etmesi adına değinmek istiyorum. Okuyacaklar var elbette kitabı. İkinci bölümün başındaydı. Gazeteler hastanelere benzetilebilir demişsiniz. Bunu açıklar mısınız? Bu iletişim sosyolojisinden kafamda kalmış olan bir şey. Yani gazetelere gelen haberler tıpkı hastanelere gelmiş hastalar gibi bir süreçten geçerler. Hani bazıları kanlı, canlı, gürültülü patırtılır, acile gider.
gazeteye mutlaka girer. Belki erken baskıya girer. İşte bazıları bekletilebilir şeylerdir. Tabucu edilirler, hiç gazeteye gelmezler. Bazıları dahiliye servisine, bazıları hariciye servisine gönderilir. Gazetelerde de normal olarak böyle bir sürecin olması beklenir. Ve gazetecilik mesleğinin bu konuda belirli koşulları vardır. Hani nasıl hastanelere gelenlerin işte tansiyonunu ölçer, bakar. Ne bileyim 18'in üzerindeyse ha der falan. Yani böyle bir takım ölçütler vardır ona göre. Kim kalacak, kim tabucu edecek, kime ne tedavi yapılacak şey. Gazetelerde öyle de normal olarak işledikleri zaman, yani sosyolojik olarak böyle işliyor olmaları gerekir. Ama işte babayenin bozulmasının nedenlerinden bir tanesi veya sonuçlarından bir tanesi de gazetelerin artık hastaneler gibi işlememesi haline geldi. Bu ne demek? Yani bazı hastalar otomatikman en acil servislere alınıyorlar. Bazı hastalar hakikaten tedaviye ihtiyaçları olduğu halde gazetenin kapısına içeri giremiyorlar. O zaman da tabii ne oluyor? O zaman da okur veya izleyici gerçekleri öğrenmemiş oluyor. Yani ben romantik bir misyonu olduğu kanaatindeyim. Yaptığımız işin gazeteciliği. Bunun da açıklanması o kadar zor değil. Çünkü demokrasi iki temel varsayıma dayanıyor. Bu varsayımlardan bir tanesi insanlar akıllı yaratıklardır. Yani doğruyla eğriyi ayırt edebilecek zihinsel güce sahiptirler. Bu birincisi. Rasyoneldirler. İkincisi de ama bunun gerçekleşebilmesi için insanlara sürekli ve doğru haber servisinin yapılması gerekir. Ta John Milton'ın işte 1644'te yayınlanan o meşhur risalesinden bu yana bunun üzerinden gelişmiştir. Klasik demokrasi teorisinde haber özgürlüğünün, basın özgürlüğünün gerekçeleri. Şimdi siz eğer kitlelere doğru haber vermiyorsanız, kitlelere bilgilendirmiyorsanız onlar nasıl karar verecekler ki? Yani doğru karar veremezler. Hani hastaneyi işlemediği zaman nasıl ölmemesi gereken bir sürü insan ölürse, o kadar uzun yaşamaması gereken bir sürü insan da yaşarsa, toplumsal olarak da basın bozukluklarının etkileri olur. Bir takım sapmalar olur, bir takım yanlışlar olur, bir takım acayiplikler olur. Ve korkarım şu sırada böyle bir dönemden geçmekteyiz. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Bu kitapla ilgili olarak ben birkaç yabancıya da bunu anlattım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hollanda'da, başka yerlerde bunu yaptılar ki artık bizde de böyle şeyler oluyor. Yani evrensel bir sendromla karşı karşıyayız. Klasik medya sütunlarının çatladığını, dökülmeye başladığını görüyoruz. Ve şu soru karşımızda duruyor. Acaba medya çökmeye mahkum mu? Mahkum mu? Şu anda çok umutlu şeyler söyleyebilmek mümkün değil. Yani karamsar olmak için her türlü neden var ama öbür taraftan iyimser olmak için de bazı nedenler var. Bunların başında tabii insanların meraklı varlıklar olmaları, işin aslında ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor olmaları ve bir de sizler gibi genç ve idealist insanların hala insanları doğru bilgilendirmeyi bir misyon olarak kabul ediyor olmaları yani. Pek çok genç, iyi gazeteci adayı var. Pek çok genç, iyi gazeteci var. Fakat onlara o koşullar tanınmıyor. Yani ben 10 yıl Arena programının editörlüğünü yaptım 1991'den 2000 yılına kadar. Arena'nın işte Arena olduğu yıllar bizim yaptığımız her program, Uğur Dündar'la beraber. Her programımız bir milli maç kadar seyredilirdi yani. Akıl almaz reytingler alırdık vesaire. Ve şimdiki gazeteci arkadaşların akılların, hayallerinin köşesinden geçmeyecek bir takım konuları çok cesur bir şekilde alıp irdelerdik, incelerdik görüntülerini ortaya çıkardık. Ve orada araştırmacı gazetecilik zaten öyle araştırmacı, soruşturmacı gazeteciliğin doruk noktasıydı. Evet, doruk noktasıydı. Zorlardık bazı sınırları ama yapabilirdik. Evet. Yapabilirdik. O zaman alanlar daha genişti. Çok daha genişti. Şimdiye göre çok daha genişti. Sonra o alanlar daraldı. Eskiden yapılabilen bir takım şeyler artık yapılamaz hale geldi. Ve bütün bunlar da
demokrasinin işlemesiyle ilgili bir takım sakıncalı sonuçlar doğuruyor. Yani o bakımdan sizler tabii yapacaksınız. Yani ben insanlığın yalanlara tahammülünün ileri ve devam etmeyeceği kanaatindeyim. Zaten tarihte bunu gösteriyor. Kısa bir ara verelim şimdi. Aranın ardından devam edelim. Kırmızı Kedi devam ediyor değerli dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci ve iletişim profesörü Profesör Doktor Haluk Şahin kendisiyle 29. kitabı olan ama ilk romanı olan Babal'de Cinayet Gazeteciyi Kim Öldürdü kitabını konuşuyoruz. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için bir kez daha söylemiş olalım. Ve biz kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Hocam diyeceğim müsaadenizle. Meslekteki bir parçalanmadan söz ettik kitapla ilgili konuşurken. Bir gazetecilik misyonunun parçalandığının günden güne nasıl geliştiğini, bu süreci anlatıyor kitapta. Burada ama tabii şöyle de bir durum var. Medya patronlarıyla hükümetlerin, iktidarların, siyasilerin el ele bir işbirliği, bir ilişki, iyi ilişkilerden de kasıtlı olarak gazetecinin üstünde bir baskı olduğunu görüyoruz. Bunu zaten günlük hayatımızda da bildiğimiz için. Ben şunu sormak istiyorum. Bu baskı geçmişte de var, günümüzde de var. Önüne geçilemiyor mu bunun? Türk basınının doğuşundan itibaren siyasi otorite ile medya arasındaki ilişki sorunlu olmuştur. Bu biraz evvel söylediğim gibi bir yerde doğuştan hastalık gibi de değerlendirilebilir. Yani bizim model olarak aldığımız Batı demokrasilerinde medya daha çok sivil toplumun haber ihtiyaçlarına gidermek üzere sivil toplum içinde doğmuş ve siyasetle ilişkisi daha mesafeli olmuştur. Bizde öyle olmamıştır. Bizde her zaman siyasetle medya iç içe olmuştur. Muhaberleri de etkilemiştir. Yorumları da etkilemiştir. Fakat Türkiye'nin demokratik oluşumu ve evrimi içinde zamanla bunun daha iyi bir takım yerlere gideceği beklentileri vardı. Özellikle Avrupa Birliği'ne üye olma adımları atılırken Türkiye'de de bazı Batı ülkelerinde olduğu gibi medyanın kendisini siyasi otoriteden gittikçe daha fazla ayırmış ve kendi etik ilkelerine göre işleyen bağımsız bir kurum haline geleceği beklentisi ortaya çıkmıştı. Çünkü beklenti şu, yani siyasi otoritenin gözlenmesi görevi halk tarafından medyaya verilmiştir. Bu vazgeçilmez bir görevdir. Bu olmadığı takdirde demokrasinin işleyebilmesi mümkün değildir. Bunun için de işte araştırmacı, soruşturmacı, gazeteciyle özellikle ihtiyaç vardır. Çünkü o sistemin emniyet subaplarından bir tanesidir diye bir genel anlayış vardı. Fakat 1990'lardan sonra başka türden sermayenin Babali'ye girmesi, holdingleşme nedeniyle gazete patronları ile iktidarlar arasında tehlikeli ilişkiler oluşmaya başladı. Yani bu haber verip verme ilişkilerinin ötesinde başka bir takım çıkarların değiş tokuş edildiği ilişkiler gelişmeye başladı ve bunlar özellikle 21. yüzyılda çok da ileri boyutlara vardı. Hatta ben bazı yazılarımda ve bazı konuşmalarımda şunu söylemişimdir. Medya patronları haber yapmamanın haber yapmaktan daha çok para getirdiğini keşfettiler. Yani haber yapmadığınız takdirde size en alasından bir ihale gelebiliyor. Halbuki haber yapsanız kazanacağınız para onun onda biri bile değil. Yani o türden hesaplar yapılmaya başlandı. O türden hesaplar yapılınca bunlar gazeteciliğin demokrasi içindeki doğal işlevine aykırı düşen şeyler. Romanımda da böyle bir olay var. Bu yani neredeyse gerçek diyeceğim. Tabii romandaki tabii şunu söyleyeyim. Hiçbir şey birebir öyle olmamıştır. Ama fon gerçektir. Ortam gerçektir. Realiteler gerçektir. Ha insanlar şu filanca mı diye mesela bana soruyorlar işte. Ya mesela kahraman filanca mı? Ben diyorum ki hayır filanca değil. Ama filancadan da bir parça bir şey vardır onda mutlaka. Ondan sonra ya işte patron şu patron mu? Hayır o patron o patron değil. Ama mutlaka o patronda da o patronlardan bir şey vardır. Böyle bir ortamda
iyi haber yapan, doğru dürüst gazetecilik yapan veya yapmaya çalışan insanların Babali'de barınabilmesi imkansız hale geldi. Ve bazı gazeteciler yalakalık, yaltaklık, meslek ilkelerinden özveri yoluyla yükselmeye başladılar. Böyle bir kan bozulması yaşandı. Bir baktık ki en gazeteciliğe inanmayan insanlar gazeteciliğin başındalar. Gazetecilik biraz evvel söylediğim gibi romantik bir misyondur. Dünyanın en çok para getiren mesleği değildir. Dünyanın en çok şöhret getiren mesleği de değildir. Zordur. Yani çok uzun saatler yapılması gerekir. Tehlikeleri vardır. Hele Türkiye gibi ülkede. Yani gazetelerin kariyerinde, gazetecilerin kariyerinde bol bol mahkeme, hatta zindan vardı. Şu anda vardı. Bile 150'ye yakın gazeteci. Şu anda bunun çok gazeteci. Net örneklerini yaşamaktayız. 150'den fazla gazeteci arkadaşımızın çoğu kez niçin olduğunu bile bilmeden hapislerde çürümekte olduğunu biliyoruz. Şimdi böyle bir meslekte, kişisel özveri gerektiren, bir misyon duygusu gerektiren meslekte konulara sadece ticari ve kariyerist meslek çıkarı açısından bakan insanların gelmesi ile biraz evvel sözünü ettiğim kan bozukluğu artık şeye dönüştü. Yani lösemiye dönüştü. Yani bayağı ikna olmaz bir hale geldi. Romanımda da bunu göreceksiniz, görüyorsunuz. Yani kimler yükseliyor, kimler tasfiye ediliyor, açıkta kalıyor. Bu bence işin en kötü tarafı. Yani bir taraftan zaten internet gibi dijital medyalardan gelen ve bütün dünyayı etkileyen rekabet zaten zorluyor. Yani. Ama bunun ötesinde siz eğer gazetenizi inanılır bir marka olmaktan çıkartmakta beis görmüyorsanız, açığınızı iktidardan alacağınız ihalelerle örtmeye hesabı yapıyorsanız, o zaman sonuç ne olur? Sonuç, halk bilgilendirilmemiş olur. Bunun sonucu nedir? Demokrasi işlemez olur. Yani bu böyle bir zincirleme reaksiyondan bahsediyorum. Benim kaygı duyduğum konu o. İşte roman içinde kimlerin tasfiye edildiğini ve kimlerin yükseldiğini, idealist gazeteci Korhan'a ne olduğunu, buna karşılık kariyerist bir diyene, kahramana neler olduğunu net ve açık olarak anlatıyorum. Bir de şunu söyleyeyim, yani bir romanımı okurken şu açıdan da bakmak lazım, yani insani açıdan. Ben bunun her şeyden önce bir edebi roman olarak değerlendirmesini istiyorum. Evet. Yani hatta bana söylediler, neyi duymak istersin kitapla ilgili olarak. Ben dedim, kendi kafamda bir beklentiler hiyerarşisi var. Bir, en çok sevineceğim, aa bu çok iyi roman derlerse en çok ona sevinirim. Hele bir de aa üstelik Türkçe'ye çok yakışmış derlerse daha da çok sevinirim. Ama ikincisi, aa çok başarılı bir polisiye derlerse sevinirim ama ilki kadar sevinmem. Üçüncüsü, aa çok iyi bir belgesel. Babali'nin bir dönemini çok iyi anlatmış derlerse sevinirim ama ilk ikisi kadar sevinmem. O yüzden yani bunun her şeyden önce bir edebi kitap olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Birisi bana şunu derse, ya bu yani çok heyecanlı bir hikaye ama ucuz bir dedektif romanı olmuş, polisiye olmuş derlerse çok üzülürüm, kırılırım. Yani kendime kırılırım, iyi yapamamışım diye. Öyle olmadığını tahmin ediyorum. Güzel şeyler duyuyorum sağdan soldan. Romanın şöyle bir derinliği var. O bazı okurların gözünden kaçabilir. Ana karakterlerin hepsi kendisiyle hesaplaşma halinde. Biri hariç. Yani oradaki kahramanlar, bir ülkücülükten gelen dindar bir polis var. Şimdi cemaatin gadrine uğramış, çok makbul sayılmadığı için aslında normal olarak o yaşta polislerin yapmayacağı işlerle ilgileniyor. İşte ama o zamanında yaptığı kötülükler, işkenceler dolayısıyla müthiş bir vicdan azabı çekiyor ve dinsel kanallardan giderek kendisini affettirmeye çalışıyor. Tövbe şeyi içinde. İşte kahramanla beraber devrimcilik yapmış olan, büyük badireler yaşamış olan eski eşi Esin ne yapmış? Kendisini bir köpek barınağına adamış. Orada kendi iç hesaplaşmasını yapıyor. Bir başkası Ersin hala solcu ama o da
kendi geçmişine eleştirel gözlerle bakıp bir kitap yazmış. Haklıydık ama kaybettik diye bir kitap yazmış. O da ama kendisiyle hesaplaşıyor. Kendisiyle hesaplaşmayan bir tek arkadaşımız var. O arkadaşımız da sürekli olarak yükseliyor. Şurada bu gazeteciliğin mesleğin ne hal aldığını konuşurken sormak istiyorum. Zamanında TRT'nin eski zamanlarında İsmail Cem'le beraber TRT'de çalışmışsınız ve ayrılışınız da oradan beraber olmuş. TRT'yi konuşacak olursak eğer, sizin olduğunuz dönemde ya da daha öncesinde nasıldı, şu anda nasıl? Çünkü şu an baktığımızda bir kamu yayıncılığı yapan TRT yerine sanki bir iktidar partisinin kanalı ya da herhangi bir partinin kanalı olan bir TRT görüyoruz. Sanki sözü fazla. Yani TRT'nin şu andaki durumunu, doktora tezini TRT üzerine yapmış ve TRT'nin en parlak döneminde orada önemli bir yöneticilik görevi üstlenmiş bir insan olarak utanç verici olarak ancak tanımlayabilirim. Çünkü utanç verici ve yasalara aykırı. Çünkü TRT bizim paralarımızla, vergi verenlerin halkın paralarıyla işleyen bir kuruluş. Yani hem anayasal olarak, anayasanın 133. maddesi hala tarafsız ve özel bir kamu kuruluşu diyor. Tarafsız ve özel bir kamu kuruluşu diyor hala. Ayrıca hala bizim paralarımızla söylüyor. Mutlaka ve mutlaka eşitlikçi bir şekilde işliyor olması lazım. Ayrıca bizim geçmişimizde yasa da duruşmalarında 1960 yılında Demokrat Partili diktatör de diyebiliriz. Menderes'in anayasayı ihlalden suçlu bulmasının nedenlerinden bir tanesi devletin vergi parasıyla işleyen yayın kuruluşunu taraflı ve partizancı kullanışı olması gösterilmişti. Yani bizim geçmişimizde böyle bir içtihat da var. Buna rağmen TRT'nin hem son referandum kampanyası sırasında ama onun dışında genel olarak takılmış olduğu tavır suçtur. Ve mutlaka ve mutlaka bizim yayıncılık tarihimize utanç verici sayfalar olarak geçecektir. Benim ben Indiana Üniversitesi'nde Amerika'nın doktora tezimi verdim. Özerk yayın kuruluşları ve bu arada TRT'yi ele aldım. Onların yapısal özelliklerini karşılaştırdım. 74 yılında doktoramı aldım. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra hala TRT'nin özelliğinden söz etmeyi bırakın bir yana. O zamana göre en kötü rüyalarımızda bile göremeyeceğimiz kadar kötü bir takım yerlere düşmüş olması hem israftır, yalan, yani yazıktır diyorum. Çünkü Türkiye TRT'den daha büyük. Türkiye'nin müthiş yaratıcı kaynakları var. Yani fakat TRT bu yaratıcı kaynakları görmezden geliyor. Her şeyi tamamen daracık bir siyasi açıdan bakarak değerlendiriyor. O açıdan paralarımızı kötü kullanıyor. Bunun şeyi vardır. Bunun hesabı vardır. Halkın parasının kötü kullanılmasının. Böyle bir yerden geçiyoruz. Çok da üzülüyorum çünkü bizim TRT'de bulunduğumuz dönem çok enteresan bir dönemdi. Bizim genel yayın yönetmenimiz gazetecilikten geliyordu İsmail'cim. İsmail'cim o zaman 33 yaşındaydı. Onun program danışmanı bendim, ben 33 yaşındaydım. Bizim televizyon müdürümüz Tarcan Gülenç 30 yaşındaydı. Bizim sinema danışmanımız Mustafa Güster 31 yaşındaydı. Bizim haber dairesi başkanımız Mehmet Barlas da 31 yaşındaydı. Yani böyle bir çok genç bir ekip. Yani evet. Bugün insanların aklının köşesinden bile geçmeyecek kadar genç bir ekip. Hani biz bazen diyoruz ya, hani daha gençlere fırsat tanımak lazım. Mesela. Evet. Gençlere işte o zaman fırsat tanın. Ve ülkenin başbakanı Bülent Ecevit de 43 yaşındaydı. Yani o dönemde öyle bir itiraf. Ve biz TRT'yi baştan aşağı değiştirdik. Dedik ki TRT bir gazetecilik ve yayıncılık kurumu olduğunu hatırlamalıdır. Radyoların başında Fısıl Topuz abimiz vardı. Abimiz diyorum ama Fısıl Topuz o zaman 51 yaşındaydı. Yani biz ona çok yaşlı bir adam gözüyle bakardık. Hani çünkü 31 yaşında bir adama, 51 yaşında bir adam artık hani bir ayağı çukurda gibi gelmeye başlıyor. Tabii bunun hiç böyle bir şey olmadığını 51'leri falan geçtikten sonra çok iyi anlıyorum ama orada TRT'de çok önemli şeyler yapıldı. TRT ekranları halka açıldı. Halk kendisini görmeye başladı.
O güne kadar TRT'de konuşamayan ne kadar insan varsa o insanlar TRT'de konuşmaya başladılar. Aziz Nesin oyunları dizi haline getirmeye başlandı. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. İlk Türk dizileri başladı. Yani onlarla ilgili sorumlulukta biraz ben değilim. Aşkı Memnu olsun işte Ömer Lütfü Akat'ın yaptığı, Metin Akşan'ın yaptığı filmler vesaire olsun. Müthiş bir atak dönemiydi. Sadece 500 gün sürdü. 2 yıl değildi. Sadece 500 gün sürdü. Oradan sonra buraya girilmiş olması çok büyük bir kayıp diye düşünüyorum. Kitabı okuyanlar biliyorlardır. Okuyacak olanların da çok hoşuna gideceğini düşündüğüm, benim çok hoşuma giden bir cümle var kitapta. Bunu özellikle sormak istedim size. Babali'de ima ile mana birlikte yaşar. Ne imayı mana sayıp kavga et, ne de manayı ima sayıp kendini aldat yazmışsınız. Bunu açar mısınız? Evet, şöyle Babali tuhaf bir yerdir. Yani Babali derken Türk medyasını kastediyoruz. Hı hı. Eskiden bu fiziksel bir mekana tekabül ediyordu. Cağaloğlu'ndaydı. Evet. Orada işte meşhur Osmanlı'nın Babali'sine sadrazamın oturduğu köşke yakın olduğu için veya daireye. Babali'yi ben işte yeni medyayı da içine katarak söylüyorum. Hı hı. Şeydir öyle genel olarak Türkiye'nin medyasından, büyük medyasından söz ediyoruz. Orası böyle bir insanlık kumkumasıdır. Çeşit çeşit insan vardır. Özellikle büyük medyada büyük rollere oynayan insanları herkes tanır. Herkes herkesi tanır. Herkes herkesin zaaflarını bilir. Faullerini bilir. Beklentilerini bilir. Ama bu çaktırılmaz. Yani gardlar alınmıştır. Yani belki akşam meyhane sohbetlerinde gerçekler dile getirilebilir veya getirilmeyebilir. Onun dışında orası tuhaf bir maskeli balo yeri gibidir. Ve insanlar bazen demek istediklerini imalarla ifade ederler. O jargonu bilenler, o kapalı devrenin içine girmiş olanlar neyin ima edildiğini anlarlar. Ama imayı anlayıp bunu mana olarak alıp hadi ya sen de öyle şey mi olur demek büyük bir hata olur. İmayı ima düzeyinde alıp değerlendirmek ve kafanın arkasında bir yere koymak lazım. Bazen aslında hiç samimi olmadıkları şeyleri açıkça söylerler. Mana. Orada da katiyen gaza dolduruşa gelmemek zorundasınız. Çünkü o konjonktürün, o durumun gerektirdiği laflardır. Manayı ve imayı hem ayırt etmesini hem de iyi değerlendirmesini iyi bilmek gerekir. Oralarda ayakta kalabilmek için. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti okuyunca o söz cümle. Çok etkiledi beni gerçekten. Kitapta yine bir diyalog var. Ben böyle ince ince artık veriyorum ama zaten 200 küsür sayfa kitap öyle okuyan dinleyicilerimiz çok da şey yapmasınlar. Okuyacak olan dinleyicilerimiz kızmasınlar bana. Bakan ve gazeteci arasında bir diyalog geçiyor kitapta. Bakan gazeteciyi siz de iyi muhalefet yapıyorsunuz ya hani diye eleştiriyor. Gazetecinin ona cevabı işte arada yapıyoruz efendim yapmak zorundayız yoksa inandırıcılığımız kalmaz diyor. Samimi gelmeyiz diyor. Şimdi böyle olduğunda nasıl ayrılacak gerçek gazeteciyle gazeteci rolü yapan kişi birbirinden? Çok zor. Eleştirilerek ayrılacak. Onlara karşı çıkan yayın organları olacak. Onlara karşı çıkan dergiler olacak. Programlar olacak. Bakın bunlar yalan söylüyorlar veya bakın bunlar doğru söylüyorlar diye sürekli. Sosyal medya o açıdan çok yararlı. Hı hı. Yani eskiden sosyal medya yok ama sosyal medya. Hani diyoruz ki filanca gazete son zamanlarda muhalefet dozunu arttırdı. Acaba gene bir ihale hikayesi mi var? Veya son zamanlarda iyice yaltaklanmaya başladılar. Acaba bunun arkasında ne var? Yani doğrudan doğruya haber değil, arkasındakilere bakıyoruz. Yani arkasındakilere bakmaya başladığı zaman orada zaten gazeteciliğin temel mayası bozulmaya başlamış demektir. Dünyanın başka yerlerinde maalesef daha önce söylediğim gibi buna benzer şeyler son zamanlarda gittikçe daha fazla oluyor. Fikirlerin ifade edilmesi lazım. Bunda ısrar etmemiz lazım. Sizlere düşen. Genç gazetecilere düşen misyon da bu. Üşenmeyeceksiniz. Ya bunu nasıl olsa birisi söylemiştir.
adam yalan söylüyor ve ben bunu görüyorum. Ama aman ya bana mı düşmüş söylemek demeyeceksiniz. Günümüzde yalanlara karşı mücadele onların patlatılmasıyla ancak cereyan edebilecek olan bir şey bu. Bu somut gündelik hayatta da öyle. Yani eve girerken yolunuz üzerindeki çukurlardan en yüksek düzeyde kivi takımı düzenlemelere kadar her yerde çok fazla yalan var. Bizim de görevlerimizden bir tanesi bu yalanları patlatmak ki insanlar doğruları bilsinler, doğrular arasınlar ve doğru karar verebilsinler. Peki basının demokratik olduğunu söyleyebilir miyiz şu anda? Hayır, şu anda yani Türkiye'de ben Bavali'yi çökmüş olarak görüyorum. Çok affedersiniz sözünüzü kesiyorum. Siz de mutlaka ki öğrencilerinize soruyorsunuzdur. Bize mesela iletişim fakültesinde yasama yürütme yargının arkasına basının mutlaka dördüncü bir erk olarak ülkede çok önemli olduğu öğretilmiştir. Şimdi böyle tabii incelediğimizde baktığımızda bunun arkasında duramıyoruz herhalde. Doğru ama yani yasama ve yargı için durabiliyor muyuz? Bir de o soruyu sormak lazım. Yani normal işleyen klasik demokraside medyadan ya da basından dördüncü güç, dördüncü kuvvet olarak söz edilir. Bu ta 19. yüzyıla giden, hatta 18. yüzyılın sonlarına giden bir ayrımdır. Bağımsızdır diğer güçlerden. Yani yasama, yürütme ve yargıdan bağımsızdır. Hepsini dışarıdan gözler ve eleştirilerde bulunur ve hepsinin daha iyi çalışmasını sağlar. Peki onu kim gözler? Ona kısmen diğer güçler ama aynı zamanda kendi kendisini de gözler. Hani bir an evvel söylediğim şey o. Başkalarının, diğer basının yalanlarını ortaya çıkarma. O işlev içinde girebilir. Günümüzde Türkiye'de medyadan dördüncü güç olarak söz edebilmek çok zor. Hiç yok demiyorum. Sıfırlanmış demiyorum. Yani bir takım arkadaşlarımız hala cansiperane bir şekilde çok zor koşullarda doğruları söyleme gayreti içindeler. Doğruları söyleme çabası biraz sosyal medyaya kaymış durumda. Doğruları söyleme çabası biraz romanlara ve diğer mecralara kaymış durumda. Zorunlu olarak. Bunu medyanın yerine getirmesi gerekirdi. Şöyle diyelim yani dördüncü güç eğer bir gemi ise bu gemi büyük çapta batmıştır. Ama onun etrafında dolaşan bazı tahlisiye sandalları hala görebiliyoruz. Yani bunu yapmaya çalışan küçük çok yetersiz ve zor koşullarda bunu yapmaya çalışan bazı tahlisiye sandalları, kurtarma sandalları görebiliyoruz. O zaman umut var diyebilir miyiz? Umut her zaman var. Yani umutsuzluk benim asla önereceğim bir şey değil. Hele Türkiye gibi genç bir ülkede umut her zaman vardır. Çünkü gelecek gençler için fevkalade büyük önem taşıyor. Çünkü orada yaşayacaklar. Ve onun daha iyi olması için mutlaka ve mutlaka çaba göstermesi gerekir. Yalanlar ilelebet kazanamaz. Abraham Lincoln'un şu sözüyle istersen bitireyim yorumu. Tabii ben de soracaktım dinleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj. Bazı insanları bir süre için kandırabilirsiniz. Bütün insanları bir süre için kandırabilirsiniz. Ama bütün insanları tüm zamanlar için kandıramazsınız. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Haluk Bey, hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kitap içinde birazdan imzanızı alacağım. Bu da benim şansım olmuş olsun. Dinleyicilerimize öyle söyleyelim. Büyük zevk aldım. Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, bu haftalık da Kırmızı Kedi'nin sonuna geldik. Konuğumuz gazeteci ve iletişim profesörü Profesör Doktor Haluk Şahin'di. Kendisiyle kitabı, yeni kitabı, ilk romanı Babali'de Cinayet Gazeteciyi Kim Öldürdü kitabını konuştuk. Kırmızı Kedi'den çıktı kitap. Kitapçılarda satışta alabilirsiniz. Dinleyicilerimize de buradan söylemiş olalım. Bir başka konu, konuk ve kitapla haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.